Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu her sabah yapılması gereken 5 dakikalık bir egzersiz rutini videosu olacak. Yataktan hiç çıkmadan şöyle bir vücudumuzu hareket ettirip eğer yaşıyorsanız sabah ağrılarını ve tutukluklarını azaltarak gününüzün daha iyi geçmesini sağlayacak bir rutin hazırladım. Bu rutini düzenli bir şekilde uyguladığınızda, özellikle sabah kalktığınızda yataktan çıkar çıkmaz ilk adımınızı attığınızda, belinizde, boynunuzda ya da omuz ve sırtınızda bir tutulma yaşıyorsanız, ilerleyen dönemde bu tutulmaları azaltmaya çalışacağız. Özellikle 2-4 haftada çok hızlı yanıt alabilirsiniz. Unutmayın, sabah erkenden omurgayı şöyle bir hareketlendirmek gün içerisinde yaşayacağınız ağrıları büyük ölçüde azaltabilir. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin 5 dakikalık rutinimize devam ederek videomuzu ilerletelim. Sabah rutinimizin ilk egzersizi son derece basit. Tabii yataktan kalktık, daha doğrulmadan sabah başımızın altında yastık varken dizlerimi büktüm, karın fasyasını, karın bölgesini gevşettim. Biraz omuzları çalışarak başlayacağız. Şöyle bir ellerimi başımın üzerine ulaştıracağım. Tekrar aşağıya çekeceğim. Bunu yaparken bile birçoğunuzdan omuzlarından, sırtından sesler geliyor olabilir. Yukarıda uzak bir noktaya ulaşmaya çalışacağım. Yani ellerim yukarıya iyice gidecek. Omuz ve boyun bölgesini hafif hafif bir hareketlendireceğim. Bu şekilde bir çalıştırdıktan sonra isterseniz daha yavaş da yapabilirsiniz bu egzersizi. Burada biraz kollarınızı esneterek de ilerleyebilirsiniz. Birazcık bacaklara doğru ilerleyeceğiz. Sizden istediğim iki dizimi de şu şekilde bir uzatmak olacak. Daha sonra birini kendime çektim, hafif karnıma çektim, bıraktım. Hafif karnıma çektim, bıraktım. Benim kalçamda protez var diyorsanız çok çekmeden de bırakabilirsiniz. Ama kalçada bir sıkıntı yok. Dizde varsa da dizi de çok bükmeden yapabilirsiniz. Ama hiçbir sıkıntım yok. Olmasını da istemiyorum diyorsanız hem dizi kalçayı büktüm hem dizi kalçayı büktüm. Bakın, bu özellikle bel bölgesi için de çok faydalı. Ne kadar iyi bu egzersizleri yaparsanız ileride bel fıtığı ya da bel ağrısı riski varsa bunu uzaklaştırmış ya da riski azaltmış olursunuz. Şimdi sırada bu şekilde iki bacağımı karnıma çekerek ilerliyorum. Çok zorlamıyorum gördüğünüz gibi. Sınırım neresiyse sol kalçam çok fazla gelmiyor. Sağ tarafım daha iyi. Daha yeni uyandığınızı varsayarsak zaten bu kadar çok gelmeyebilir. Hiç kafanıza takmayın. Yavaşça bu şekilde çektikten sonra dizimi büktüm, bıraktım. Diğer dizi de yanına aldım. Şimdi biraz belimi açmak istiyorum. Çünkü bütün gece sabit kaldı. İki bacağımı da önce birini aldım, sonra birini. Şöyle ellerimi kavuşturdum. Hafifçe kendime çekip bırakıyorum. Belime masaj yapacağım. Bu masajla birlikte bel bölgesindeki omurlar bir açılıp bir kapanacaklar. O bölgeyi yavaş yavaş harekete hazırlamış hale geleceğim. Özellikle yataktan çıkar çıkmaz ilk adımda belini tutanlar, bu egzersiz sizin için çok kıymetli. Onu söyleyebilirim. Yaklaşık 20-30 saniyede bunu yaptıktan sonra önce bir dizimi koydum. Sonra diğer dizimi koydum. Eğer dizinizde, kalçanızda bir problem yoksa şu şekilde bir bacak bacak üstüne attım. Arka tarafı hissetmek için alttaki bacağı hafif hafif kendime çektim. Burada gösterdiğim alanda kalçamda çok güzel bir gerim cevabı oluştu. Özellikle kalça ağrısı yaşayanlar için o bölgelerdeki gevşeme çok çok önemli. Size de böyle bir problem varsa bu egzersizi rutinlerinize mutlaka ekleyin. Çok uzatmıyorum. Yaklaşık 15 saniye kaldı. Bıraktım bacağımı. Sıra diğer bacağımda. Bacak bacak üstüne attım. İster bir çarşaf aldım, ister yattığım pikeyle. Bacağımı kaldırdım. Yavaş yavaş diğer kalçamdaki gerimi hissediyorum. Güne hazırlık için gerçekten kalça kaslarının hissedilmesi çok çok önemli. Hafif hafif kendime çektim. Çok da zorlamıyorum. Sabah sabah katılık var. Gayet iyi anlıyorum. 10-15 saniye sonra yavaşça dizleri bıraktım.
Şimdi birazcık da karın bölgesini sabaha hazırlamak istiyorum ki gün boyu beni dinamik bir şekilde destekli tutabilsin. Hafif bacaklarımı kaldırdım, karnıma çektim. Şöyle bir az önce öne arkaya beşik yapmıştık. Şimdi sağa sola beşik gibi belimi sallıyorum. Gittiğim son noktadan bel ve karın kaslarım beni döndüreceği için bu egzersiz benim için son derece önemli. Bu şekilde bir 20-30 saniye sağa sola sallanacağım. İyice o bölgeyi hissetmeye çalışacağım. Karın kaslarımı hissetmeye çalışacağım. 20-30 saniyede bunu yaptıktan sonra hafifçe dizlerimi bıraktım. İsterseniz burada bir dakika fazla kalabilip biraz dinlendirebilirsiniz kendinizi. İsterseniz de rutinin son aşamasına geçiş yapabiliriz. Rutinin son aşamasında bu şekilde ellerimin üzerine yerleştireceğim gövdemi. Ellerim, bacaklarım vücudumu taşıyorken sizden istediğim şöyle bir sırtımı kamburlaştırıp omurgamı ileri doğru itip çok yavaşça tam tersi yönlü hareket etmeniz olacak. Bu şekilde omurgamdaki bütün o kas gruplarını çok rahat hissedeceğim. Kendinizi çok aşırı zorlamanıza gerek yok. Çok hızlı hareket etmenize gerek yok. Gövde kaslarınızı hissedin, bırakın. Eğer omurların arasındaki kalite iyi olursa hareket kalitesi gününüz çok daha konforlu geçer, ağrısız geçer. Son olarak da bu egzersizi yaparak sırtınızı, boynunuzu, bütün omurganızı hareketlendirip güne güzel bir şekilde başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersiz rutini bu şekildeydi. Rutin kelimesini defalarca kullandım. Çünkü bunun bir alışkanlık haline gelmesini diliyorum. Biliyorsunuz her sabah yataktan kalkmadan vücudumuzu şöyle bir esnetme ihtiyacı duyarız. Yaş aldıkça bu esnetme ihtiyacının daha da ilerisine geçmemiz gerekiyor. Bu şekilde omurgamızı hafif hareketlendirerek ilerlememiz gerekiyor. Bu video ile alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da direkt YouTube yorumlarına kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.